düşünceyi veya düşünceler imal edilmiyor. Mesela televizyonlar, cep telefonları, tabletler ne yapar? Beyin jeneratörü şey imal ediyor. Enerji. Mesela beden de imal ediyor. Yediğimiz gıdalar, bu mesela içtiğimiz gıdalar enerjiye dönüşüyor. Düşünceler, şey, dimağda düşüncelerle, düşünce malzemeleriyle bu dinamo elektrik üretiyor. Bak elektrik cinsine bakın. Dinamo kabul et. Kalp, kalbi dinamo kabul et. Ruhu dinamo kabul et. Bedeni dinamo kabul et. Dört tane. Beden dinamosunun enerji imal etmesi için kullandığı malzeme nedir? Su, ekmek. Tamam? Yani suyu, ekmeği beden enerjiye dönüştürüyor. O da dima jeneratörünün, makinesinin imal ettiği enerji var. Bu hangi malzemeden elin? Düşüncelerle. Dima düşüncelerle çalışıyor. Tamam mı? Bak kökten gidiyorum farkındasın. Kalbin jeneratörü, makinesi elektrik imal edecek. Sırayla gidiyorum, farkında mısınız? Bir daha. Beden, dima, kalp, ruh. Tamam mı? Bunların hepsini makine kabul et. Beden makinesinin üreteceği enerji kendi hayatiyetini devam etmek, bedensel üreme, çoğalma vesaire yapabilmesi için yediği, içtiği şeylerle enerjiye dönüştürüyor. Bunu içtiğin zaman enerjiye dönüşür. Yani su değil içeride artık. Yani çözümü bir nevi onlar. Tamam. Dima makinesinin enerji üretecek. Hangi malzemelerle? Fikirlerle. Fikir onun gıdası. Makine çalışıyor. Üç. Kalp jeneratörünün makinesinin enerji üretecek. Enerjiden bahsedeceğim. Malzeme hangi malzemelerle üretiyor? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Yani Allah için dost olmak, Allah için bir yere düşman olmak, ibadet ve zikirle çalışır. Sadece inanmak diyebilir miyiz abi bunu, yoksa şey mi kalır? Yok. Bu kalp. Bu edille-i şereyle çalışır. Ruh ise imanla çalışır. Ruh makinesinin üreteceği enerjide enerji alması için malzeme imandır. İman nurdur diyor. İman kuvvettir diyor ustad. Tamam mı? Şimdi bunu bilmiyor adam. Sırf insanı bedenle yorumluyor. Çözümü de bu kadar akıs olacak.